Mücadelemizin aynı zamanda güçlenme pratiklerine ihtiyacı var. Bu anlamıyla Sabahat Tuncel Yoldaş'la bugün buluşmak, kadınlar olarak buluşmak bu güçlenme pratiklerinden bir tanesi. 3 Haziran'dan beri sokaklardayız. İrademizi gasp ettirmeyeceğiz, belediyeler bizimdir diyerek bu mücadeleyi büyüterek sokaklarda halkın iradesine, kendi irademize, kendi pratiklerimize sahip çıkıyoruz. Van'daki yürüyüş, Hakkari'ye yürüyüş, iradeye saygı yürüyüşü barış annelerimizin, mücadele yoldaşlarımızın, halkımızın büyük bir azmi, büyük bir iradesiyle gerçekleşiyor gerçekten. Bu anlamıyla bu üçüncü dalga kayyum gaspına karşı büyük bir direniş gerçekleştiriyoruz ülkenin dört bir yanında. Kayyum meselesine tabii ki genel olarak bir iradeye saygı anlamında bir değerlendirme, yani bu halk iradesinin gaspıdır. Bu faşizmdir. Bakın kayyum en çok biz kadınların hayatını etkiliyor. Niye kayyum atadılar? İlk atama gerekçelerine bakalım. Eş başkanlık sistemi. Yani eş başkanlık sistemi ne demek? Eril siyasetin ortadan kaldırılması, yaşamın kadın ve erkek eşitliği bağlamında yeniden ele alınması. Karar ve uygulama mekanizmalarında kadınların yer alması, yaşamın her alanında kadınların var olması, kendi emeğini, kendi kültürünü, kendi değerini yaratması meselesi. Yani kaba anlamda bir iktidarın paylaşımı meselesi değil, eş başkanlık, eşit temsil. Yani biz kadın erkek eşitliği meselesini savunurken ya da 6284 sayılı yasa, yani İstanbul Sözleşmesi'ni esas alıp çıkan yasayı bu kadar çok savunurken yaşadığımız şey şu, yani kardeşim bu ülkede kadın erkek eşitliği sağlanmadan kadınların özgür olması mümkün değil, kadın emeğinin sömürüsünün ortadan kaldırılması mümkün değil, kadın bedeninin sömürülmesinin ortadan kaldırmak mümkün değil. Çünkü bir yerde iktidar varsa, erkek egemenliği varsa orada eşitsizlik var, orada sömürü var, orada şiddet var, orada her türlü adaletsiz, hukuksuzluk var. Dolayısıyla biz nasıl 6284 sayılı yasayı kadın erkek eşitliği bağlamında çok önemli ve kıymetli olarak görüyor ve savunuyorsak, İstanbul Sözleşmesi'nin bir gecede kaldırılmasına bizim hayatlarımız açısından ne büyük zararlara yol açtığını tartışıyorsak, eş başkanlık da benzer derecede kadın hareketine, kadın mücadelesine yönelik kurulan bir eş başkanlık sisteminin ortadan kaldırılma çabası bir benzer bir politikadır. Mesela Kürt Kadın Hareketi olarak evet biz eş başkanlık sistemini uyguluyoruz ama bu sadece Kürt kadınların kazanma değil ki. Gerçekten eş başkanlık sistemiyle siyasetin rengini değiştiriyoruz. Mesela neden yerel yönetimlerde merkezde uyguluyoruz sorun olmuyor da siyasi partide yerel yönetimlerde uygulayınca sorun oluyor? Çünkü siz hizmeti de buna göre yapıyorsunuz. Yerel yönetimleri değil mi? Yerel yönetim demek ne demek? Toplumla bağ kurmak, hizmet üretmek demek. Yani o kentte yaşayan bütün herkesin bu belediyenin olanaklarından eşit faydalanmasını sağlamak demek. Herkese eşit hizmet gitmesini sağlamak demek. Kadınlar için bugüne kadar dezavantajlı bir durumda olan ve çünkü kadınların kentler kadınlara göre değil, hayat kadınlara göre kurulmamış. Her şey erkeklere göre. Şimdi bu kentleri yeniden kadınların da yaşayabileceği, kadınların da nefes alabileceği alanlar olarak düzenlemek. İşte kadın koordinasyonları kurmak, eşitlik perspektifleri kurmak, bütçeyi yaparken toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeler yapmak, toplumsal cinsiyet eşitliğine göre yaşamı kurmak açısından bütün bunlar önemli. İşte kayyum rejimi bütün kadınların bu kazanımlarını elinden alıyor. Bakın ilk kayyum geldiğinde bizim 43 tane kadın kurumumuz kapatıldı. 43. Sadece kadın kurumu kapatılmadı aslında değil mi? O kurumların hepsi erkekler atandı ya da o kurumlar amacı dışında kullanmaya başladı. Esas saldırı
ideolojik bir kadın özgürlük çizgimizedir. Yani eş başkanlık sistemine yönelik bir de bu yönü var. O yüzden biz kadınlar olarak bu vurgudan alıp tartışmak zorundayız. Evet, halk iradesinin gaspıdır, yapılamaz. Herkesin oyu değerlidir. Batı'da da kiminki değerli de niye Kürt'ünkü değersiz olur? Onunki oyu da işte değil mi ya, halkın iradesine saygı gerektiriyor da Kürt'ünkü olunca niye gerektirmiyor? Bunlar aslında Türkiye'de Kürt meselesinin boyutunu da gösteriyor. Türkiye'de ikili hukuk var. Batı'da ayrı, Kürdistan'da ayrı. Türkiye'de ayrı, Kürdistan'da ayrı, Kürt illerinde ayrı uygulanan bir hukuk var. Bunlara hayır demek hepimizin görevi sevgili arkadaşlar.